Bugüne kadar sizlerden şu tarz bir sürü yorum aldım. Kevindi döner fil foden. Kaptan tıkabasa. Ne demiş? Bunu kim yazdı? Kralım bakmayacağım bu yazı. Bugün bu kanalda daha öncesinde görmediğiniz bir challenge başlatıyorum. 2 hafta boyunca her gün çalışarak profesyonel futbolcu seviyesine gelmeye çalışacağız. Görüyorsunuz zaten, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Tatlı bir göbeğim var. Siz de yorumlarda haklısınız. Bakalım bu kısa sürede başarabilecek miyim? Yoksa başaramadık abi. Arkadaşlar, eğer ki başaramazsam yorumlar arasından birinize bir adet forma göndereceğim. Eğer ki başarırsam yorumlar arasından 2 kişiye forma göndereceğim. Şanslısınız. Her türlü forma göndereceğim. Dua edin ki başarayım. Başarırsam 2 forma göndereceğim. Fazla yorum fazla şans diye bir şey yok. Güzel ve samimi yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Güzel ve samimi yorumlarınızı okurken bir anda ben oradan bir sayı tutacağım zaten. Şanslı olan kişilere de video sonunda göndereceğim. Şansınızı kesinlikle kaçırmayın. Haydi videoya geçelim. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yarın da testlerimizi yapacağız. Hepinizi öpüyorum. Oraya şey yapmayın yani, gerçekten öpmüyorum sizi öyle. Yani erkek erkeğe olmaz. Çok gidip dileyim. Birinci günden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ilk testlerimizi yapmaya gideceğiz. Çorba içeceğim. Birazcık enerji alayım. Yeşil mercimek. Sevenleriniz var mı bilmiyorum, kusura bakmayın. Ama ben bayılıyorum. Sabah sabah da gayet güzel gidiyor bence. Mükemmel. Spor konusunda hayatta yalan söylemem birader. Yorumlarda çok da haksız değilsiniz. Buna da artık son vermenin zamanı. Birinci gün olarak bugün Berat yanımda. Bugün kendi seviyemi görmüş olacağım arkadaşlar. Bakalım. 2 haftanın sonundaki temel hedefimiz fit bir vücuda sahip olmak, profesyonel futbolcu fiziğine sahip olmak. Sizin için şu an çok güzel bir şey var. Şanslı bir kişiye forma göndereceğim. Tadım yapacağım arkadaşlar, başaramazsam eğer. Güzel bir hediye. Evet. Cidden çok güzel. Başarırsam oraya gelelim. Eğer ki başarırsam. Sizin şeye forma. Herkes samimi video hakkında güzel bir yorumunu bıraksın. Ona göre yorumlar arasından seçeceğim ve bir tanenize göndereceğim. Video hakkında samimi bir yorum bırakmanız yeterli. Ama salak saçma random random bir şeyler de atmayın. Adam gibi bir yorum bırakın. Başaramazsam bir tane forma göndereceğim. Eğer başarırsam size tam 2 tane forma. Ha, yorum atmıyorlar mı? O zaman bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesi. 14 gün sonra başarırsam böyle olacağım bak. Birinci testimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci testimiz kondisyon olacak. Ya oğlum, böyle ciddi video çekince de bana gelmiyor ya. Vallahi gelmiyor. Fizik fizik. Biz yabancı değil. Fizik ha. İlk testimiz kondisyon testi arkadaşlar. Kaç dakika dayanabileceğim ve kaç tur atabileceğim, bunların hepsini görmüş olacağız. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buralarda yavaş, kale taraflarında depar atıyorum. Bakalım kaç tur kaç dakika olacak. Haydi başlayalım. Evet, burada tekrardan yavaş. Yani yavaş dediğimde orta hızda koşuyorum. You don't know me son. You don't know me son. Zaten bir tura daha biteceğim gibi. Tamam. Haydi. Haydi bas. Bas. Durum nedir ya, hocam? Hocam durum nedir? Çok fena. Ağlar giriyor. Normal koşu olsa atarım. Depar attığım zaman çok yoruyor. Aynen. İndirim mi var orada? Ben sabahın köründe kalkıyorsam. Bana şanslı diyemezsin. Şanslı. Bak, bu son tur olur. Şu nefes nefese kalmamam lazım 2 hafta sonra. Aynen. Böyle nefes nefese kalmamam lazım. Her gün antrenman yapacaksın. 3 tur mu attım? Aynen, 3 tur. 3 tur. Çok şükür yarabbim. Burada şu an görüyorsun. Ne yapman gerektiğini sana burası söylüyor. Arkadaşlar, pabuduk saatim geldi. Andona prensa. Cuidado tu barba que pega.
Arkadaşlar şimdi ikinci testteyiz. İkinci test futbolcular için aşırı önemli olan hız testi. Ronaldo ya izle. Hızımı Berat ölçecek. Berat orta saha çizgisine gidecek. Ben de buradan orta sahaya kadar hızlı bir koşu atacağım. Hadi bana müsaade. Hı. Daha buradan. Daha 700-800 kilometre yol gideceğim yeğen. 3, 2, 1. Çık. Takriben 9 saniyede bitirdim Berat'ın söylediğine göre. Bence iyi ama 8-9 saniye arası diye düşünüyorum. Bu arttırılabilir. Hani 7 saniye, 1 saniye en azından düşürebilirim. Çünkü hız çok önemli bir detay. Haydi geçelim bu sefer 3. testimize. 3. testimizde arkadaşlar dayanıklılık diyebilirim, güç diyebilirim, fizik diyebilirim. Çünkü ben bir stoperim. Güçlü olmam gerekiyor. Kor bölgemin gelişmiş olması gerekiyor. Patlayıcı kuvvetimin güçlü olması gerekiyor. Haksız mıyım? De plank yapacağım arkadaşlar. Plank biliyorsunuz kor bölgesini ve tüm vücudu aslında çalıştıran mükemmel bir hareket. Bakalım kaç saniye plankta durabileceğim. Plankten sonra da arkadaşlar şınava geçeceğim. Bakalım kaç tane şınav yapacağım. Şu an testimi yapıp 14 gün sonra bunları da geliştirmeye çalışacağım. Haydi geçelim gel. Plank'e geçiyoruz. Haydi bakalım. Haydi başlayalım. Practice makes perfect. Ne alakası şimdi? Ya bu var ya, plank beni çok görüyor çünkü göbeğim aşağı baskı yapıyor. Allah Allah. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Her 30 saniyede bir söyle. Daha dur 10 saniye oldu. Titriyorum. Biraz kaldır göbeğini. Böyle mi? Çok da kaldırma. Böyle. Titriyorum. Haydi. Yanıyor. Bütün vücudum yanıyor. Oğlum daha 10 saniye oldu ya. Belim bile yanıyor. Kanka çok yanıyor. Haydi kanka, 32 oldu? Saniye. 33. 34. Kaldır lan. Bitti. Evet. 37-67. Yani ne bileyim yani, olmuyor yani. Yani ben pek böyle beceremiyorum ama. Ben normalde plank'i 1 dakika yapan adamdım. Harbi söylüyorum sana. Oha! Şimdi geçeceğim. Şınav çekeceğim arkadaşlar. Bakalım kaç tane şınav çekebiliyorum. Arkadaşlar bu videolar biliyorsunuz çok kaliteli. Kalite. Başla. 1. 2. 3. 4. 5. Kalk. Haydi 5. 6. Bir tane daha çıkar. Haydi. Hadi oğlum kaldır. 7. Son. Haydi kaldır. 7. 7 mi? 7.5. 7 tekrar yapabildim. Bunu 14 gün sonra geliştireceğim. Daha iyi yerlere geleceğim. Göreceksiniz hepiniz. Ceiling down to the floor, left to the window, right to the door. 1. günün sonuçları bunlardı arkadaşlar. 3 tane testimizi yerine getirdik. Kondisyonuma baktık. İşte ne kadar hızlı olduğuma baktık. Gücüme baktık vesaire. Şimdi bunları baz alarak 14 gün içinde hepsini geliştirme vakti. Allah'a emanet. 2. günde görüşürüz. Lanet olsun kamera, köpek. Buradan çekil. Beni çekemezsin. Benim Rise of Kingdoms'ta tam 1.099.000 Roma İmparatorluğu gücüm var. Sen kimsin? Ercan Yıldırım. Ne alakası şimdi? Arkadaşlar bugün günlerden salı. Salı sabah uyandık. Sahamıza geldik. Şöyle küçük tatlı bir halı sahaya geldim. İkinci gün. Güzel bir antrenman yapacağım şimdi. Koşu antrenmanı olacak, plank antrenmanları olacak. İlk testte yapamadığım şeyleri genel olarak geliştirmeye çalışacağım bugün. Hızlanmalı yavaşlamalı. Futbolda böyle zaten, maçlarda hem hızlanıyorsunuz hem de aynı zamanda yavaşlıyorsunuz. Futbol böyle bir oyun. Sırf sizlere iki tane forma gönderebilmek için. Çekilişte sizler için çalışıyorum oğlum. Allah razı olsun kardeşim. Yavaş ya. Kenara geldiğim zaman. Bir, iki, dur. Bir yavaş, bir hızlı. Bir yavaş, bir hızlı. Aldın arkada tuttun. Koydun yana açtın. Aldın arkada tuttun. Koydun yana açtın. Vücudun haberi yok acıdan. Zihin bizi kandırıyor. Ama çok fena acıyor. Nasıl kandırıyorsa. Ah.
ateş var lan. Vallahi kaç oldu bilmiyorum ama. Bayağı bir yaptım. Eller yanda böyle. Yanda. Ayaklar havada. Vücut da böyle. Dik değil bak. Böyle. Şurası bütün vücudu şu an taşıyor. Ve sabah aç karnına yapılan karın egzersizi çok güzel yağ yaktırıyor. Ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Çok fena yaktı, çok fena yaktı. Şu tarz, bu ayağı çekiyoruz. İkinci günün idmanının, sabah idmanının sonuna geldik. Yani bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen. Arkadaşlar şu an ben size bir şeyler gösteriyorum. Bunlar size komik geliyor olabilir. Çünkü benim fiziğim şu an çok yerinde değil. Ben bunu zaten aksini iddia etmiyorum. Ama ben araştırıyorum ve 2 haftanın sonunda başaracağımı biliyorum. Ve bunları size 2 hafta sonra siz benim başarımı görünce örnek alın diye gösteriyorum arkadaşlar. İkinci haftadaki teste kadar biraz böyle vlog tarzı gidecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bugün kandil diye kardeşlerimle buluştum, agalarımla buluştum. Kandiller. Hayırlı kandiller olsun hepinize. Geçirir yediği kar, kurdun kar. Kış soğuğu geçirir ama kurtlar. Üçüncü günden herkese selamlar. Uyandık, geldik. Bazen siz öyle yorumlar atıyorsunuz ki, böyle yorumlara bakarken şöyle oluyorum. Yavaş. Çizgi geçince bak. Tekrardan yavaş. Futbolda da böyle arkadaşlar, maç içinde her zaman bazen çok hızlı koşmanız gerekiyor. Bazen de yavaş tempo devam ediyorsunuz. Vay sen. Şimdi koşu bitti. Azıcık dinleneyim. Aşırı yoruldum. Bir 5 dakika bir dinleneyim. Siz de dinlenmeyi unutmayın. Dinlenmek de çok önemli bu işlerde. Zaten bak benim yorulduğumu Schneider damarım çıkar her zaman. Buradan anlayabilirsiniz. Bir 5 dakika bir dinleneyim. Ondan sonra hız antrenmanlarına geçelim. Şöyle bir like atarsan Tsubasa'nın samimi tepkisi. Allah razı olsun kardeşim. Bacak çekme. Yani şöyle çekiyorsun ayağı, 2 tane 3 2 3 tane diğer ayaktan atıyorsun. 3 tane bundan. Anladınız mı? Abi ben anlamadım. Ayak çıkmaya başlıyorsunuz. Şöyle bir Elmuslu sesini aç. Bu da bir mekana en büyük. Evet, burada çekiyoruz. 3 4 6 7 8 9 10 3 2 1 0. Patlayabildiğiniz kadar patlayın. Yani çıktıktan sonra en hızlı şekilde. Zaten hızlanmanın en iyi yöntemlerinden biri de araştırmalarıma göre hızlı koşmak. Yani ne kadar pratik yaparsanız hızlı koşmaya dayalı o kadar gelişirsiniz. Üçüncü günden bu kadar. Şimdi ben bir size gösterdiğim şeylere bir 3-4 set yapayım ki 2 hafta bu 2 hafta sonra gelişmiş bir şekilde. Dördüncü günden selamun aleyküm. Selam aleyküm selam. Böyle bir tekrardan koşumu yaptım. Yavaşlanmalı, hızlanmalı. Koşumu yaptım. Görüyorsunuz zaten bayağı bir terledim yine. Schneider damarı çıktı. Bu kadar. Sadece bilgilendireyim dedim. Dördüncü gündeyim. Artık böyle günler birazcık daha hızlı geçecek. Genel olarak hangi antrenmanları yaptığımı ben size zaten gösterdim. O antrenmanlar üzerinden ben devam edeceğim. Böyle hani video çok uzun olmasın diye günleri birazcık atlayacağız ama ben her gün gideceğim ve antrenmanımı yapacağım. Siz rahat olun. Bugün böyle yürürken, koşarken de böyle arkadaşlarım var. Ben de Sivaslıyım. El sallayın lan. Arkadaşlarım. Onlar da burada. Bir köpek daha. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Sakar ya. Lan dur. Biraz önce köpekler saldırdı.
Bir de Sivaslı dansı falan yapacaktım. Ben de Sivaslıyım falan da dedim de hiç dinlemediler. Bu arada bir tık bir kilo bırakmış olabilirim. Ama yani 3-4 tane süstümü koşturdu bir anda. Ağzı falan bacağıma değdi bildiğin. Arkadaşlar, mangala geldim. Bugün biraz cheat day. Cuma günü olduğu için mübarek gün. Çek abi. Of of. Derya kuzuları bunlar, derya. Wow. Gece vakti yine yürüyüşe çıktık. Bayır tırmandım. Her zaman bayır tırmanıyorum. Bayır üstü koşular atıyorum. Çünkü hızlanmak için asıl gerekli olan bu. Yani köpek avlıyor. Vallahi panoramik oldum artık. Çünkü geçen sefer köpekler efsane saldırdı. Yine bir köpek sesi duydum, korktum. Bugünün de özlü sözünü söyleyelim. Arkadaşlar. Allah'ım! Allah'ım! Vallahi günahlarından arınacağım. Ya benim başıma mı geliyor bu hep ya? Gelmiyor. Geliyor. İyi, geri döndü. Aman üstüme sıçtım. Sağda koşu idmanı yaptım. Şimdi de birazcık plank yapacağım. O kadar yoruldum ki hemen titremeye başladım. Çok fena yanıyor. Yanması lazım. Acı yoksa başarı da yok. Çok büyük konuş. Rejime girdiğim hafta annemin hazırladığı o sofra. Gösteriyorum hepinize. Bakalım bugün menüde ne var? Bak bak bak, burada pizzalar. Çok seviyorum. Bak bak bak. Uf, börek börek. Burada sarma var. Çorba! Ne yaptın be anne ya, ne yaptın? Şurada da sarma duruyor. Akşam mecburen yürüyüş yetmez. Akşam koşu yapmam lazım. Bunları yiyeceğim ama. Bunları kaçıramam abi. Yapacak bir şey yok yani. Günaydın. Şu hareketle niye yapıyorum bilmiyorum. Ne bileyim ben. Ormana geldim yürüyüşe. Az sonra koşu da atacağım. Allah'a emanet olun. Ne alaka şimdi? Ormanın derinliklerine kadar koştum. Bayağı bir mesafe kat ettim. Şimdi biraz susadım. Varmaz olaydım. Allah belanı yüzüme fışkırttı. Anam çamura battım ya. Kameraya bak. Ah. Çamura battım ya. Ya. Bilmiyorum. Ama aşırı zevkli. Allah'ıma belamı, ormanı çok seviyorum. Ormanı sevmeyen adam insanlıktan nasibini alamamıştır. Aynen. Kankam da beni seyrediyor. Şimdi yine bunlar hırlamaya başlarsa kafayı yerim yani. Bu seferki zararsız arkadaşlar. Kendisiyle arkadaş olduk. Beni takip ediyor. Ama saldırmadı. O da Sivaslıymış. Takılıyoruz. Hadi takıl oralarda. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Oğlum ben buradan düşerim lan. Düşmezsin abi, düşmezsin. Allah belamı, ben buradan düşerim. Sen geçtin mi? Yok. Biliyorum. Ah. İki tane tarzan var yanımda. Buz gibi buz. Oğlum dikey çekmiş, şunları yatay çekiyor ya. Sen de kamera ne yapıyorsun ya? Böyle bir yerden tırmandık. Arkadaşlar köpek yine bana kilitlendi, inşallah bir şey yapmaz. Yanlış an, bir şey yok ben. Fizikimiz yabancı değil, fizik. Evet, iki haftanın sonuna geldik. Test günündeyiz. Bir de size güncel olarak fiziğimi de göstereceğim. O günle bugünü yan yana koyacağım. Bakalım fiziken ne kadar geliştirmişim ve test olarak da ne kadar ileri gidebilmişim, hızlanmış mıyım, kondisyonumu geliştirmiş miyim, hepsine bakacağız bugün. Şimdi
İlk olarak bir fiziğimi göstereyim. Başardım mı, başaramadım mı? Bunu hep beraber görelim. Açıyorum. Açıyorum. Evet, içime çekmiyorum. Var bak, gelişme abi. İçime çekmiyorum çünkü bak içime çeksem böyle olur. O gün ben 84 kiloydum. Bugün evde tartıldığım zaman kilom 78,5 çıktı. Yani tam olarak 4,5 kilo vermişim. Sana matematik öğretim. Buradaki amaç da şuydu. 2 hafta boyunca ben size yaptığım antrenmanları gösterdim. Benimle beraber güzel zaman geçirdiyseniz benim adıma ne mutlu. Ben çok güzel zaman geçirdim. Bir şeyler de başardım. Yani 4,5 kiloya yakın kilo verdim. Her şeyi al. Başarım destansı olacak. Herkes çok şaşırdı. İlk poster. Evet. Görüyorsunuz yani çok hafiften yağlanmalar kaldı. Bunlar da inşallah gidecek ama o futbolcu fiziği konusunda başarısızlığa uğradık. Biliyorsunuz plankte şınav yapmıştım o gün. 7,5 tane şınav çekebilmiştim. 37 saniyede plankte durabilmiştim. Şimdi bakacağız plankte kaç saniye durabileceğim. Bir de şınavda kaç tane şınav yapabileceğim bunları göreceğiz. Başla. Sen bana her bir 10 saniyede söyle. 10 oldu. Abi böyle. Vücudum çok fena titriyor yine. Yaparsın. 20. Durdu. 30. Bu arada net dururum. Bu geçme gülüşü. Net dururum çünkü bu kadar çalıştık abi duramıyorsak sıkıntı. 41. Bir dakika geliyor gibi. İnşallah. 50. Çok fena yanıyorum. 1. Acı sabit edeyim mi? Acı değil mi? 1-10. Bir 20. Şöyle göstereyim size. 1-22-16 durdu su basın. Bayağı geliştirmişim ama geliştireceğimi biliyordum çünkü 2 haftadır ben onlara da gösterdim core çalışmalarımı. Mesela misal yani şu hareket bile öyle güzel çalıştırıyor ki core bölgesini. Plank'in şöyle modellerini de yaptım bak. Şu tarz. Ayak çekim. Örümcek adam. Aynen. Aynen. Tabi bunları çalıştığınız zaman acıyı daha az hissediyorsunuz. Tabi kilo da verdik. Kilo verdiğimiz için vücut daha da az baskı yapıyor aşağı doğru. 2 haftalık bir çalışmada bu seviyeye gelebilirsiniz. Bak 37 saniyeden 2 katına çıkardım. 1.20'ye çıktı. 2 katından da fazlasına çıkardım. Bu bence benim açımdan çok iyi bir sonuç. Bunun adına sevindim. Şimdi birazcık dinleneyim hemen şınava geçelim. 7,5 tane şınav yapmıştım. 7,5'u geçmem gerekiyor. Siz de abi yaparsın dediniz. Bilmem. Yapsak mı? 7'yi geçemezsen bir daha video yok. Oo, kanka 17 yapıyorum seyret. Haydi başla. 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 gelsin ya. 15 Haydi. 16 17 17. 17 İyi iyi. Tam da 17 geldi bak. 17 dedim 17 geldi. İkinci testimiz hıza geçeceğiz. Bakalım hızda kaç saniye yapmıştım hatırlamıyorum ona tekrardan bir bakarız. O günkü yaptığım hızı bugün geçmeye çalışacağım. Çok fazla yani. Bir fark olacağını düşünmüyorum çünkü hız bu. Kilolu bir cüsseyi kaldırdığım için o gün de kiloluydum ama yine hızlı koştum zaten. Oradan oraya hızlı geldim. Bugün de çok böyle bir fark olacağını düşünmüyorum ama üstlerine kesinlikle bir 20-30 salise koyacağımı düşünüyorum bakalım. Başla! Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 6.70. Vallahi mi lan? Evet. 6.70 yapmışsın. Vallahi mi? Evet. İnanamıyorum! Baktığımız zaman 9.5-10'a yakın bir şeydi. 9 gibi. Oğlum yine 4 saniye gayet iyi bence. 9.5-10'du. Şu an kaç? 6.70. Mükemmel ya. Mükemmel ya. Evet arkadaşlar normalde o gün ilk başlamıştık. Bugün de en sona koydum kondisyonu. Kondisyon çok yorduğu için beni en zorlandığım yer kısım kondisyon. 3 tur
koşu atmıştım. Aynen. Ama bunlar hızlanmalı, yavaşlamalı. Sizlerle beraber hızlanmalı, yavaşlamalı sahada koşular attık. Hepsini izlediniz. 2 hafta boyunca buna çalıştım. Yapamazsam ne yapacaksınız? Ege. Beni linçler misiniz? Ege. Ona kanıtende 5 saniyelik aralarla beni uzaktan da çekebilirsin, tamam. Alabilirsin. Koştuğuma dair kanıt alabilirsin. Sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Koş, 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 koş. Koş yiğidim, koş. Lan ne yoruyor be. Ne koşuyor be, ne koşuyor be. Hızına, koş bakayım. Haydi oğlum. Yapıştır. Geçen sefer 3. turda ciğerim ne kadar ölmüştü gördünüz. Şu an yüzüm gülüyor. Geliyorum. Son tur. Son tur dedi. Çıkar mı bir turda? He? Çıkar mı bir turda? Çıkar. Şu an iyiyim. Çıkartırım. Ama risk çekeceğiz. Bugün günlerden ne? Cuma. Bugün cuma, bayram günü. Namaza gideceğiz abi. Ve çıkın olayım. Benim fikrimce bir 3-4 tur daha çıkardı. Vaktimiz çok fazla yok. Hakkınız. O sırada benim bir tane takipçi. Hocam helal ediyorum. Testlerin hepsinde başarılı oldum. Aslında bence fiziken de başarılı oldum. Bak. Tabii 4,5 kilo. Fizik zaten belli ediyordun zaten. Fizik olmasa zaten ben bunları yapamam. Aynen. Ama öyle. O lafı söylemeyecektim. Sen salaksın. O lafı söylemeyecektin. O laf ne? Dedim ki futbolcu fiziği. Ulan gerizekalı ben. Futbolcu fiziği diyeceğine güzel bir fizik desen, hani toparlayacağım falan desen. Testleri geçtik. Futbolcu fiziği maalesef olmadı. Orada da kafama tüküreyim ki futbolcu fiziği dedim. Challenge'ı o yüzden kaybettim. 2 haftada abi kim futbolcu fiziği yapabilir? Evet, doğru. 2 haftada yapılsaydı herkes futbolcu olurdu. Bu benim zaten mantıksız söylediğim bir şey. Neyse, güzel kardeşlerime bir forma hediye edeceğim. Mis gibi. O da sizin nasibinizeymiş harbiden. Samimi yorumlarınızı kesinlikle bırakın. 2 haftalık büyük bir sürecin sonuna geldik. Bu süreç boyunca başka video da çekemedim YouTube'a. Beni affedin. Başka video çekemedim çünkü telefonda yer kalmadı arkadaşlar. Bu sededit, yüzden hani sededit. Arkamızda arkadaşlar öyle şirketler vesaire yok. Kendimiz burada kendi şartlarımızla zorlamaya her şeyi çalışıyoruz. Yapıyoruz. Kendi yatırımlarımızı yapıyoruz ama elhamdülillah God give me everything. Alhamdulillah. I don't like this. I know. Tomorrow guys I'm gonna smash your boy guys. Abone olun lan. Abone olun lan. Ya aynen yapın işte moruk. Çok da konuş tutturmayın beni daha. Ondan tekrardan en son hatırlatmam, yorumlara yaz. Formayı kapma şansını yakala. Hadi Allah'ım. Evet. Dur. Köpek dansıyla kapatmak istiyorum. O kadar köpek kovaladı. Köpek dansıyla kapatmazsak ayıp olur. Hadi görüşürüz.